Üniversitesi'nin gündü mensupları. Öncelikle hepinize hayırlı sabahlar diyorum. İnşallah bu temayül yoklamamız hem partimiz için hem Tekirdağımız için hayırlara vesile olsun. AK Parti'mizin kurulduğu günden beri girdiği bütün seçimlerde teşkilatımızın temayül yoklamalarını mutlaka almıştır. Ve aldı da ne oldu diyebilirsiniz. Çok şey oldu aslında. Ama temayül yoklaması bizim kriterlerimizden sadece bir tanesi. Şimdi tabii ki aday aday arkadaşlarımız temayül için daha fazla oy almaya çalışacak ama bizim bunun dışında yaptığımız saha çalışmalarımız da var. O çok daha önemli. Bütün bunların yanında değerlendirmelerde teşkilatımız ne diyor diye en son bakılıyor. Tabii ki teşkilatımızın bugüne kadar içinden birçok arkadaşımız aday oldu. Bunlardan seçilen oldu, seçilemeyen oldu. Veya aday adayı olup da aday gösterilmeyen oldu. Arkadaşlar biz AK Parti ailesiyiz. Bizim için mesele ülkemizdir, partimizdir, liderimizdir, davamızdır. Kendi şahsi beklentilerimiz en sonda gelir. Dileyelim ki Tekirdağımızda şeytanın bacağını kıralım. Yani hiç belediyemizin olmadığı bir yer burası. İnşallah bu seçimde hem büyük şehirde hem de ilçelerde ipi göğüsleyen partimiz olsun. Şimdi bu temayül yoklamasında genel merkezimiz ilk defa farklı bir yöntem geliştirdi arkadaşlar. Daha önceki temayüllerde biliyorsunuz katılmışsınızdır. Pusulalara isimler yazılma kaydıyla bunlar daha sonra toplanıyordu. Genel merkeze götürülüyordu. Orada iki gün boyunca tasnif ediliyordu. Raporlandırılıyordu ve genel başkanımıza, cumhurbaşkanımıza arz ediliyordu. Ama şimdi bugün ilk defa uygulayacağımız bu sistemle manyetik kartlar vereceğiz delegemize. Orada biraz sonra da burada tekrar bunu sürekli döndüreceğiz. Delegelerimiz o kartı cihazın üzerine koyduğunda önüne bir ekran açılıyor. Orada 3 tane tercih. Bizim burada belediyemiz olmadığı için belediye değerlendirme formu yok. Sadece 3 aday yazacağız. Oraya kartı okuttuktan sonra 3 ismi yazdıktan sonra onaylayıp gönder butonuna basarak işlemi tamamlayacağız. Eğer bir sorun yaşanır ise burada yardımcı olacak arkadaşlarımız var. Tabii buraya gelirken ben komisyon başkanı olarak Bilal Uçar ismim, onu baştan söylemeliydim. 24 ve 25. dönem Denizli milletvekiliydim. Daha sonra Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yaptım. 3 ay önce de genel merkezde yerel yönetimler başkan yardımcısı olarak göreve başladım ki milletvekilliğim döneminde de aynı yerde çalışmıştım. Değerli milletvekillerimiz, komisyon üyelerimiz Şamil Ayrım Bey, Yusuf Beyazıt Bey ve Müşerref Perin Tuğba Hanım vekil, Durgut vekilimiz 4 kişilik bir komisyonla biz Tekirdağ'da temayülü gerçekleştireceğiz. Aday adayı arkadaşlarımızdan bir ricamız var. Değerli arkadaşlar, sizler bu partinin bir parçasısınız ve hepiniz bu yarışta bu işi eğer siz göğüslerseniz, genel merkez size tevdi ederse en iyi yapabilecek olan da sizlersiniz. Bizim AK Parti'mizin bir duruşu var, bir vakarı var, bir ciddiyeti var. Diğer partiler gibi bizde böyle tartışma, itişme, kalkışma asla böyle bir şey olmaz. Saygı, nezaket bizim ilk önceliğimiz. Dolayısıyla sizlerden ricamız şudur. Burada en adil ve şeffaf bir şekilde temayülün gerçekleşeceğinden hiç şüpheniz olmasın. Aday adaylarımızı sizleri dışarıda tutacağız. Delegelerimiz geldiğinde otelin girişinde kendilerini karşılayabilirsiniz. Ama içeride otele girdikten sonra onları rahat bırakalım. Oyları kullandıktan sonra zaten delegelerimiz çıkacaklar. Sizler de yine dışarıda delegelerimiz oyları kullandıktan sonra bitişte tekrar bir hasbihal ederiz. Tabi sonuçlar direkt genel merkeze gidiyor. Sonuçları hiçbirimiz görmüyoruz. Biz de göremiyoruz. Değerli arkadaşlar. Bir sorusu olan var mı? Yok. Sistemde bir bilgisayarımızda problem kalmıştı. Onu da bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, Allah yardımcınız olsun.
şuna inanıyoruz hepimiz. Kalem yazdıysa olur. Yazmadıysa çare yok. Allah-u Teala takdir etmişse sizlerin adaylığını ve başkanlığını, iki cihan bir araya gelse engelleyemez. Ama yazmadıysa arkadaşlar hiç kimse bir şey yapamaz. Biz de yapamayız. Dolayısıyla kadere de iman edeceğiz. Tabii ki sebepleri tevessül edeceğiz. Sahada çalışacağız. Daha önümüzdeki hafta içinde bazı çalışmalar sahada yapılabilir. Çünkü anket çalışmalarımız dört yoldan devam ediyor. O yüzden sahada da yine görünürlüğümüzü devam ettirelim. Evet, hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun. Buyurun.